Herkese selamlar. Yeni bir Huawei videosuyla karşınızdayız. Yani Huawei'nin gerçekten hani bir akıllı telefon firması gibi düşünenlere cevaplarından biri. Adamların laptopları var, kulaklıkları var, tabletleri var. E zaten dün hep beraber gördük. Gerçi dün demeyelim. 2 Haziran tarihiyle beraber hep beraber gördük. Ve e, HarmonyOS ile çok geniş bir şeye başlıyorlar. Ekosistem dediğimiz sisteme başlıyorlar. Bu Wi-Fi AX3 adındaki router'ları ise buna en güzel örneklerinden biri. Klasik bir router'dan fazlası olan, eksiği olmayan AX3'ün detaylarına gelin beraber bakalım. her zaman olduğu gibi tasarımıyla başlamak gerekirse çok şık çok güzel bir cihaz olduğunu görebilirsiniz. İncecik bir yapıda zaten 225 mm'lik uzunluğu 159 mm'lik eni ve sadece 39 yani 4, yani 40 mm diyelim 40 mm'lik yani 4 santimlik bir kalınlığı var. Bu e, dörtlü sistemiyle şöyle incecik durabiliyor yani duvara vesaire asmak isterseniz gerçi arkasında bir asma yeri yok ama illaki ayarlanabilir. Şu şekilde de tutabilirsiniz ve çok şık duran bembeyaz hani böyle alengillisi olmayan mis gibi bir cihaz olmuş. 403 gram ağırlığında ve fojik tefecik ve çok iyi de bağlantıcık mı denir artık nasıl denirse öyle bir sistemi sunabiliyor. Zaten burada da görebileceğiniz gibi Wi-Fi 6 Plus özelliği mevcut. Wi-Fi 6'yı zaten sizlere ya da Wi-Fi 6 Plus'ı daha öncesinde de anlatmıştım. Aslında 160 MHz kanal band genişliği sürüyor ve bu frekansta 3 Gbit'e kadar teorik hızda bunu tabi 2.4 GHz'de 574 Mbit, 5 GHz'de de 2450 Mbit bölü saniye yani 2 Gbit hızla beraber sağladığını söyleyelim. Toplamda 3 gigabitlik bir hızı bize sağlıyor ve tabii ki Türkiye'de 3 gigabiti falan göremeyiz ama bunun yanı sıra Wi-Fi 6 ve Wi-Fi 6 Plus'ın sunduğu artılar var. Nedir? Artık çok daha fazla insanı çok rahat bir şekilde bağlayabiliyorsunuz. Zaten bu pandemi pandemi derken yeni yeni açılıyor ortam ama bildiğiniz gibi evdeki cihaza bağlanan ya da modeme bağlanan kişi sayısı arttı. Hatta birçok insan bana yazmaya başladı. Ya Aydoğan abi ya da Aydoğan kardeşim Bizim evdeki model iyiydi ama son dönemde çok sıkıntı var. Hatta internetten mi sıkıntılı? Bir görüşüm var mı diye. Aslında iyi Değildi yani iyiydi ama şöyle bir sıkıntı oluyordu. Siz her zaman e, ev ahalisi evde olmuyordunuz ya da bu süreçte e, tablet aldınız, laptop aldınız, telefon aldınız. Bir kişi artık birden fazla cihazla internete bağlanmaya başladı. E, akıllı cihazlar da var işte aydınlatmalar var, televizyonlar var. E, Birçok cihaz da e, bu modeme yüklenmeye başladığında çoklu cihazlarda da Eski tip modem ve router'lar Wi-Fi 6 desteği olmayan modem ve router'ları çoğu patlıyor. Bir yerden sonra herkes o interneti veremiyor ve sıkıntı yaşıyor. Ancak bu Wi-Fi 6 ve Wi-Fi 6 Plus'la beraber çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bir güzel yanı da şuradaki NFC bölümü. Burada bir NFC alanı var ve NFC destekli olan Android, Huawei ve Honor cihazlarınızı buraya getirdiğinizde çat diye internete bağlanıyor. Yani size orada bu ağa bağlanmak istiyor musunuz diye soruyor. Ve işte şifre gireceğim bilmem ne yapacağım diye uğraşmıyorsunuz. Çünkü birçok routerlarda ne yapıyoruz? İşte internet geliyor bağlanıyor bakıyorsunuz burada küçük A, büyük I, 3000, küçük C, büyük C bilmem ne diye sürekli şeylerle uğraşıyorsunuz. 2U daha, 2U daha. Birincisi küçük U, ikincisi büyük U. Küçük. Burada getiriyorsun telefonunu, çat buraya yanaştırıyorsun, bağlanıyorsun. Yani evinize gelen misafirlerinizde ya kankacım ya Aydoğan işte Wi-Fi şifresi ne dediğimde git oraya okut diyorsun. Mis gibi kullanabiliyorsun. Özellikle tabii ki Huawei şehir desteği de olduğu için Huawei ve Honor cihazlarında çok daha rahat Hiling sayesinde bağlanabiliyor. Örneğin buradaki tuşa bastığınız anda direkt cihazlarınızı bağlayabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi bu NFC tag'inde Android dünyasındaki bütün cihazları Android ve HarmonyOS diyelim artık daha da olsun cihazları bağlayabiliyorsunuz. Bu inanılmaz bir rahatlık. Keşke bunu hepsi de yapsa. Yapanlar var mıydı hiç bilmiyorum. En azından bana incelemeye gelmedi ama bu mükemmel bir özellik olmuş. Arkada 3 tane LAN çıkışı var. Bunu da bahsetmiş olalım. Çoklu cihaz bağlantısında bence yeterli ama 4 anteni 6 desibellik bir değer sunduğu için bu sayede aslında çok daha rahat bir şey sunuyor. Çok daha geniş alana sağladığını söyleyelim. Son dönemde çok bahsettiğimiz Mesh teknolojisini destekliyor. Yine destekli Huawei ve Honor markalı routerları kullandığınızda birden fazla cihazı buradaki Highlink özelliği sayesinde eviniz çok daha genişse kullanabilirsiniz. Burada tavsiye edilen e, 3 odalı evler vesaire diyor. Yani 2 artı 1, 3 artı de rahatlıkla tek başına kullanabiliyorsunuz. Olası yetmeme durumunda ise bir tane daha bundan alarak ya da destekli diğer ürünleri alarak kullanabilirsiniz. Güvenlik tarafında Brute Force ve DDoS saldırılarına karşı da kendi koruması var. Ama en sevdiğim yanlarından biri de tabii ki AI Life üzerinden de kullanabiliyorsunuz. AI Life... E sayesinde oradaki misafir ağını açma kapama, ebeveyn denetimini yapma, yani bir cihaza internet sınırlaması getirme, saat sınırlaması getirme, internet adreslerini sınırlama gibi işler çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz ve bu cihaz fark etmiyor AI Life uygulaması üzerinden. Ya da 192.168.3.1 varsayılan arayüzüne girerek modemin de Tabii ki yine internet sitesi üzerinden arayüzüne bakabiliyorsunuz ve inanılmaz sade inanılmaz kolay yapmışlar. Orada istediğiniz şeyleri ayarlayabiliyorsunuz. Yine bu ebeve denetimlerini vesaire yapabiliyorsunuz. Ekstra biraz daha power user dediğimiz işi biliyorsanız oradaki ayarlamalarınızı da rahat rahat yapabilirsiniz. Yani aslında özetlemek gerekirse alıyorsunuz cihazı. Evdeki modeminizden çıkan LAN kablosundan yani bir LAN bağlantısına bakıp buradaki WAN bağlantısına takıyorsunuz. Hemen AI Life'a girip kurulumunuzu yapıyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Gerçekten bir dakika içerisinde de kurulum tamamlanıyor. Ve artık çok daha geniş kapsamda yeni nesil bu Wi-Fi 6, Wi-Fi 6 dediğimize ulaşabiliyorsunuz. Bizdeki 4 çekirdekli versiyonu ve normal satış fiyatı 999 TL olsa da şu anda Huawei'nin kendi internet sitesindeki mağazasında 750 liraya bir kampanyayla sanırım bir ay boyunca sürecek bu kampanyayla satın alabiliyorsunuz. Ama bir de bunun iki çekirdekli versiyonu var. O da 550 lira. İki tane iki çekirdekli alsanız mesela toplamda 1000 lira vermiş oluyorsunuz. Ve mesh sistemi dediğimiz sistemler gerçekten şu anda çok pahalı sistemler. Hani anlatıyorsunuz ama hep pahalı sistemler bunlar. Bunların Yok mu diyordunuz? Huawei ile beraber bunu kullanabilirsiniz. Zaten 750 lirada bence bu kadar fazla özelliği bir olan e, router için de çok iyi. Dilerseniz bunu çiftleyerek çok daha rahat, çok daha iyi ve e, sorunsuz bir sistem kullanabilirsiniz. E, ben evde ve ofiste denediğimde en ufak bir sıkıntı yaşamadım. E, zaten kullandığımız cihazlarda Wi-Fi 6 desteklediği için gelen test ürünlerinde de Wi-Fi 6 olduğu için hızlı, stabil ve sorunsuz bir internet deneyimini de bizlere sağlayabiliyorlar ve gerçekten gördüğüm en sade, en şık router oldu. Şimdiye kadar dediğim gibi sadeliğe önem veren routerlarda da bu kadar güzel ve sade bir tasarım görmemiştim ben fazlasıyla memnun kaldım. Ve ilerleyen dönemlerde özellikle Huawei markalı ürünler kullanıyorsanız, HarmonyOS de artık tanıtıldı. Cihazlara geldiğinde o Power User ya da süper e, cihazla beraber çok rahat bir deneyip kullanabileceksiniz. Ama dediğim gibi Huawei cihazlarının özel değil. Herhangi bir cihazla da bunu kullanıp bütün avantajlarını kullanabiliyorsunuz. Hani e, Huawei cihazlarının ekstra bir artısı yok sadece. E, buradaki tuşuyla beraber de rahatlıkla bağlanabilme avantajı var ama o da çok da önemli değil. her cihazda da kullanabilirsiniz. Orada söylemiş olalım. Peki siz bu Wi-Fi AX3 hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben gerçekten beklentimin çok üzerinde bir şey oldu ve hani zaten birçok router'da olan özellikler tabii ki burada var ama NFC'ye hasta oldum. Gerçekten hani eve gelen birine o tek tek şifreyi söylemektense direkt bağlansın. Aynı zamanda şifrenizi de etrafla paylaşmamış olursunuz. Bu da çok güzel bir artısı olmuş. Ya da gerekirse bir misafir ağı açarsınız. Yine orada istediğiniz hız ayarlarını yaparak dağıtabilirsiniz. O açıdan ben sevdim. Fiyatı da özelliklerine göre bence çok çok iyi seviyede. Sizler de lütfen görüşlerinizi yorumlar bölümünde aktarmayı unutmayın. Başka bir Arda bir Plus videosunda başka bir incelememizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.